Kentleri taşımaktan, kentleri yeniden yapmaktan bahsediyor. Bahsederken herkesin aklına gelen bir şey var, TOKİ. Bir yandan herkesin korkusu. Çünkü TOKİ'nin yaptığı ben binalar... Ben söylemedim, bravo sana. Ben söyledim. TOKİ'nin yaptığı binaların yıkılmamış olması gerçekten güzel bir şey. Güzel, sağlam, sağlam yapmışsın. Sağlam yapmışlar. Evet. Biraz da az önce TOKİ Başkanı'na telefonla konuştu. Dedi ki biraz da zaruretten oldu dedi. Çünkü... Kentin dedi başkanının yerleşmek istemediği bölgelerine biz dedi konut yaptık. Oralarda dedi mimari ve mühendislik açısından zor yerlerdir. Biz o zor yerlerde konut yapmak zorunda kalmış, onlar yıkılmadı. Zaten biz dedi dikkatli ediyoruz. Projemiz, her şeyimiz ona göre hazırlanıyor dedi. Ama şu anda bir yanda da bir TOKİ korkusu var. Niye? Çünkü TOKİ evet sağlam yapmış binaları. Çok şükür içinde insanlar ölmüyor ama bir iç kalite meselesi var. O apayrı kullanıcı ilgili ama bir de dış görüntü meselesi var ki son derece şimdiye kadar yapılmış en çirkin binalar. Herhalde Türk binaları olsa gerek. Rüzgarları kesiyor. Rüzgarları kesiyor. Şehir planlamasından bir felaket tarafları var. Mimari görsel açıdan, estetik açıdan büyük şeyleri var. Herkesin korkusu TOKİ binaları. Yapılması buraya hızlı bir şekilde bunun müteahhit edilmesi. Buna karşı da uyarılar var. Mesela Naci Görür diyor ki buralarda depremler bir yıl boyunca devam edecek. Biliyoruz ki en az 6 ay burası 5, 4, 3, 5, 2, 5, 7 olmayacak bir daha ama işte bu 5-6 civarı artçı sarsıntılarla o zemin oturmaya devam edecek. Bu dönemde inşaat yapması çok risklidir burada diyor. Çünkü yapılan inşaatlarda sıkıntı da olur diyor. Buna katılan inşaatçılar var, katılmayan inşaatçılar var. Size göre bir, bu kentleri aynı yerde yapmak mühendislik olarak mümkün mü ve doğru mu? İki, acele etmenin getireceği mühendislik ve imar edilen riskler var mı, yok mu? Bu kentleri taşımak mı daha doğrudur, olduğu yerde biraz daha masraflı bir şeyle yapmak mı daha doğrudur ve depreme dayanıklı bina yapmak çok daha masraflı bir iş midir? Yani öncelikle şeyden başlayabiliriz, hani bunları taşımak mı daha doğru, yerinde bırakmak mı doğru, daha doğru. Mühendislik açısından bu işi ele alacak olursak, aslında çok ekstrem koşulları bir kenara bırakırsak her yerde bir şey inşa edilebilir. Bunun dünyada birçok örneği aynen var. Dolayısıyla burada hani illa taşımamıza gerek yok diye bir şey mühendislik açısından mühendislik yok. Açısından. Ama tabii ki bu şehir plancılığı açısından başka türlü ele alınıyor. Dolayısıyla bizim inşaat mühendisleri olarak ya da yapı mühendisleri olarak burada yapmamız gereken şey gösterilen doğru yere, yani başka disiplinler tarafından belirlenen yerlere doğru mühendislik hizmeti görmüş. Depremde en azından yıkılmayacak binalar yapabilmek. Bu bir ilk sorunuzun cevabı belki. Yani biz aslında her yere sağlam yıkılmayacak bina yapabiliriz. Ekstrem koşullar ekstrem, için evet. Ekstrem bazı koşullar. O ekstrem koşullar nedir? Yani mesela yüzey kırığı olan bir yerde tabii ki bir depremi sağlam atlatacak bir bina yapmanız oldukça zor olur. Hani bu bir ekstrem koşul olarak söylenebilir. Ama bunun dışındaki genel şeylerde yani büyük depremlerde bunun ülkeleri de var, birçok örneği var. Faya yakın yerlerde, işte bizim near field dediğimiz yakın fay etkisinin etkin olduğu yerlerde vesaire depremi hasarsız bile atlatacak binalar yapmak şu anda günümüz teknolojisi içerisinde mümkün. Bunlar da uzun zamandır konuşuluyor biliyorsunuz. Herkes her şeyin bayağı konuşulduğu için hani ön plana çıkan bir takım teknolojiler var. Ama onlar bile olmasa, yani eski türlü bile yapılıyorsa, biz konvansiyonel diyoruz, konvansiyonel inşaat olarak bile yapılıyorsa binaları yıkılmadan ayakta tutmak şu anda mümkün. Dolayısıyla bunların taşınması gerekiyor mu? Mühendislik açısından gerekmiyor. Ama başka açılardan gerekiyor olabilir. Şehir planlama ve kültür açısından gerekiyor olabilir ama evet. Sizin için gerekmiyor. Devam. Evet. Yani ikinci söylenmesi gereken şey, yani burada şu olabilir, bu binaları depreme karşı hasarsız veya çok az hasarlı veya işte yönetmenin istemiş olduğu performans seviyelerini sağlayacak şekilde tasarlamak çok mu maliyet getiriyor? Hayır. Bizim burada inşaat maliyetleri, yani çok kabaca konuşurken yapım, toptan, yani bütün disiplinlere dikkate alırsak, mimari, elektrik, mekanik, geoteknik vesaireye dikkate alacak olursak en fazla %30'una denk gelir toplam inşaat maliyetinin. Arsa maliyetinde kenara koyarsan. Yani tamamını çalsan, hiç yapmasan %30 kazanırsın. Daha fazla değil. Dolayısıyla burada da yani teknik olarak yapılabilecek şey %5, %6. Bu da çalmak demek belki pek doğru olmayabilir. Doğru değil. Evet. Şey, ya, çalıyorlar. Evet ama yanlış da yapıyor. Yanlış yapıyorlar. Yani, hani, cehaletle hırsızlık aynı sonucu veriyorsun. Maalesef. Kendi kontrol etmiyor inşaat. Evet. Kendi personeli evet. De
tembel yani yapmak. Yani burada bir kuruluştan bahsetmeden konuşacak olursak yani hani burada bizim şimdi 450 bin tane müteahhit varmış. Bunu size sormam lazım. Bunların ne kadar faal bilmiyorum. Bir sürüsü belki belgesiyle oturuyor. Sırf başka iş için kullanıyor ama acaba bu memlekette sabahın 7'sinde kalkıp işçiden evvel oraya giden ve geç vakitlere kadar bakan, her yeri kontrol eden, bir de düşünün ki kalifiye olmayan işçi de çalışıyor. Onu yetiştireceksiniz. Kaçta kaç onu siz iyi bilirsiniz. Yani bu adamlar tembel bir sürüsü de bunların ve işini dikkatle yapmıyor. Yani bu çok açık. Bunu evet. söylemeniz lazım. Ve bunun kontrol edilmesi lazım. Bu gibi kontrolü meslek örgütleri kendi yapar. Yani klasik loncalarda tembel adam kalfa yapılmaz. Hı hı. Kalfanın tembeli ve serkeşi katiyen usta olmaz. Loncada kabul görmez. İmkan verilmez. Yani şimdi bu sistemi devam ettirmemiz mümkün değil. Ama bazı şeylerini devam ettiririz. Hı. Ve bu böyle kuru bir manevi ahlak, iyi Müslümanlık, iyi insanlık falan değildir bu. Bu işin gitmesi için önemli. Hı hı. Hekimler için bu lazımdır, mühendis için bu lazımdır, hukukçular için çok lazımdır Türkiye'de, onu söyleyeyim yani. Hı hı. Ve düşünüyorum ki sizin o mühendis takımının da bu şeysi, ben bu insanların iyi çalışmadığını düşünüyorum. Yani saat 11'de kalkan herif inşaat yapamaz. Çok açık bir şey bu. Doğru. Ya bu doğru. Çok doğru. Kusura bakmasınlar. Tecrübede sabit. Sahada olması gerekiyor. Burada belki hani müteahhit diye de bakmamak lazım. Burada bir denetim mekanizması var. Evet. Devletin net bir şekilde tanımladığı evet. işte bizim yapı denetim dediğimiz bir sistem var. Hani çalışıyor çalışmıyor. Bunu görüyoruz hepimiz yani ne olduğunu. Ama şey olarak hani burada sadece dediğim gibi denetimsizlik ön plana çıkıyor. Burada denetimsiz veya denetimin bir kısmen eksik olduğu şeyler ön plana çıkıyor. Ama aynı zamanda bilgisizlik de var maalesef. Yani biz 4 sene okuyoruz, mühendis oluyoruz ve mühendis olduğumuzun birinci günü şu anda bir inşaat mühendisi İmzal Türkiye Cumhuriyeti'nde Gökdelen de yapabilir, nükleer santralde imza atabilir. Dün mezun olmuş bir mühendis maalesef. Bunu yapabilir. Mimardan. Öyle. Bu olabilecek bir şey değil aslında. Yani gelişmiş ülkelerin belki hiçbirinde böyle bir şey yok. Gelişmekte olan ülkelerin çoğu da bu yoldan çıkmış durumda. Doğru şekilde ilerliyorlar. Türkiye'de zamanında ortaya atılmış işte yetkin mühendislik diye bir kavram var. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde işte Professional Engineer diye geçiyor. İşte Birleşik Krallık, işte Avustralya gibi yerlerde Chartered Engineer diye geçiyor. Bunların hepsi aldıkları lisans eğitiminin üzerine tecrübe artı bir takım sınavlardan geçtikten sonra bir şeyler imzalamaya, bir şeylerin sorumluluğunu almaya yetkin kılınıyor. Bizde ise dün mezun olan insan bugün her şeyi imzalayabilir. Belki de esas problem buradan başlıyor. Bu bilgi yani bilgisizlik veya bu az eksik bilgiyle yola çıkıldığı zaman illa bir noktada sıkıntı çıkabiliyor. Yani bu illa kötü niyetli olmak zorunda değil. Ama bizim çok güzel bir yönetmeliğimiz var aslında. Hani ama yönetmeliğe göre tık 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 yaptığımızda doğru çıkan bir şey olsaydı zaten bunlar olmazdı. Yani mühendislik evet bir bilim yani bir pozitif bilim. 2 artı 2'nin 4 etmesi gerekiyor ama yoruma açık yerleri de maalesef var. Ve bu yoruma açık yerleri kapatmak için tecrübe gerekiyor. Biz burada yani bizim mantığımız hep en hızlı yapalım. Hani bir sorunuz da oydu. En ucuza mal edelim ve en iyisini yapalım. Olması olmuyor. Mümkün olan bir şey değil. Hele bu yani mühendislerin bu şekildeki bakış açısıyla ya da mühendislerin bu eğitim seviyesi demeyeyim ama bu tecrübe seviyesiyle bunu yakalamamız çok zor. Dolayısıyla belki burada ilk adım yetkin mühendislikten başlamak olabilir. Hani bunun biz bu işi profesyonel anlamda yapan akademik camiadaki insanlar da dahil olmak üzere yani herkes bunu empoze etmeye çalışıyor. Bunu hayata geçirmeye çalışıyor. Bir iki kere de geçti ama bir takım koşullardan dolayı veya bir takım engellerden dolayı geri çekilmek zorunda kaldı. Dolayısıyla buradan başlayan bir problem var. Yani sadece denetim değil, maalesef bilgi ve tecrübe eksikliği de biraz ön plana çıkıyor burada. Yani sadece kötü niyet veya işte çalmak değil. Yani dediğim gibi yani o yönetmeliği maddelerin arasının doldurması gereken bir tecrübe gerekiyor ortada. Yani o yönetmeliği maddelerin arasında
şey yapmak peki, lazım. Peki bir deprem bölgesinde hala depremler sürerken bir inşaat faaliyeti yürütmek, büyük inşaat faaliyeti yürütmek, tabii ki geçici konutlar yapılabilir, prefabrik bir takım binalar yapılabilir, yürütmek ne kadar doğrudur? Şimdi mesela ben TOKİ Başkanı az önce konuştuğum zaman dedi ki orada hızlı bir inşaat yapacağız dedi ve tünel kalıp yöntemini yapacağımız için dedi, bunlar dedi depremi etkilemeyecekler dedi. Ben dedim ki Ömer Bey bunu tartışmalı bir konu dedi. Biliyorum dedi tartışmalar var bu konuda dedi. Ama bizim yaptığımız binalar anlattı işte deprem mühendisleri şu açıdan bu açıdan. Sizce doğru mudur buralarda inşaat yapmak? Tünel kalıp doğru metot mudur buralarda yeniden imar için? Ya öncelikle deprem yani sarsıntılar devam ederken inşaat yapma konusunda yapılabilir. Yani fakat tabii bir takım önlemler alınması gerekiyor. Mesela işte bizim biliyorsunuz beton ıslak olarak geliyor ve daha sonra prizin alarak kuruyor, sertleşiyor ve mukavemet alıyor ve taşıma gücü kazanıyor. Bu sırada biz bir takım buna titreşimler vererek işte doğru düzgün segregasyon yapmadan oturmasını istiyoruz ve bunun için aslında ilave ekipmanlar kullanıyoruz. Ama bu bir noktadan sonra da zararlı olmaya başlıyor. Yani betonu, ıslak betonu döktüğünüz anda bunu titreşimle yerine oturtmanız bir şey, iyi bir şey. Ama artık prizini almaya kuruma anında iyi bir şey değil. Kurumaya başladıktan sonra da ona fazla dokunmamak lazım. Dolayısıyla nedir? Evet yapılabilir ama işte mesela prizini almaya başlayan bir beton, işte 10. saat, 15. saat atıyorum beton tipine göre prizini almayan bir başlayan bir betonda eğer o sırada bir sarsıntı meydana gelirse, bir deprem olursa bunların daha detaylı incelenmesi, belki dökülen kısımların sökülüp bir daha yapılması gerekir. Ha bu yapılabilir mi? Tabii ki yapılır. Yani dolayısıyla sorunuzun cevabı teknik olarak evet yapılabilir. Ama maliyeti artırır. Maliyeti kesinlikle artırır. Burada denetim de daha ön plana çıkıyor. Tabii. Çünkü bu titreşimler veya bu depremlerden sonra bu betonların tek tek kontrol edilip işte içinde porozite demeyeyim de çatlak vesaire olup olmadığına bakılması ve bu da zor bir iş. Yani prizini almaya başlayan bir betonun ya da bir harcın, çimentolu harcın içindeki segregasyon durumunu belirlemek de çok kolay bir şey değil. Yani donduktan sonra, prizini aldıktan sonra kolay ama donma esnasında zor. Dolayısıyla bunun da çok iyi bir denetim ve ondan önce de çok iyi bir metodolojisinin çıkartılması gerekiyor. Yapılabilir ama sadece bunun metodolojisinin çıkartılması bile sanırsam biraz bir deneye ve birazcık süreye ihtiyacı olan bir şey. Peki bu kadar yoğun bir inşaat sistemini orada yapılacak. Şimdi bahsedilen 300-400 bin yeni konuttan bahsediyor. Hadi biz bunun yarısını atalım 200 bin diyelim. Bunca konutu aynı anda denetleyecek bir sistem, Türkiye'de bir sistematik var mı? Veya yani, bu yetkinlikte... Türkiye'de çok inşaat mühendisi var. Çok inşaat mühendisi fakültesi var, inşaat mühendisliği fakültesi var. Ama tecrübeli inşaat mühendisi dediğinizde hani bu ne kadar çok onu ben bilemiyorum yani şey olarak. Dolayısıyla hani evet çok ciddi bir kontrol mekanizması gerekiyor. Devletin tabii çok geniş imkanları var ve mutlaka birçok mühendisi görevlendirecektir. Ama burada bir asgari kaliteyi sağlamak için gereken tecrübe ne kadar var emin değilim. Yani bu hacimde ne kadar var ondan emin değilim.